Hardware Plus Online'dan herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Yanımda Kerem Enginar var. Merhaba. Kerem bugün sizlere Logitech G700S mouse tanıtacak. Evet. Zaten sen de Kerem. Teşekkürler. Eğer G700'ü gördüyseniz, kullandıysanız hemen hemen aynı. Birkaç makyaj değişiklikleri var tasarımsal açıdan. Bazı teknik özelliklerinde iyileştirmeler var. Logitech biliyorsun G serisiyle bütün oyuncu ekipmanlarını bir araya topladı. Evet. Bu da yeni nesil mouse'larından bir tanesi. Şimdi ben öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Üzerinde 13 tane programlanabilir tuş var. Eğer bu da demek oluyor ki hani MMO oynuyorsanız veya çok makro gerektiren oyunları oynuyorsanız size fazlasıyla bir tuş imkanı sunuyor işte bu mouse ile beraber. Scroll'u da ayrıca sol ve sağ olarak da kullanabiliyoruz. Böyle bir yeniliği var. Ben hemen üzerinde bulunan bazı tuşlardan bahsetmek istiyorum. Tabii. Baş parmağımızın geldiği noktada yani mouse tutarken baş parmağımızın olduğu noktada şöyle 4 tane tuş var. Altlı, üstlü, ikili şekilde sıralanmış. Onun hemen üzerinde yine istediğiniz gibi makro ayarlayabildiğiniz 3 tane tuş sıralanıyor. Burada bir tane tuş var ama bu tuşa herhangi bir makro atayamıyorsunuz. Bu scroll'u değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor onu hemen şöyle anlatayım. Şimdi bir modunda scroll herhangi bir yere takılmadan yani bir böyle tırtık hissi yaşatmadan direkt olarak akıyor. Pürüzsüz ilerliyor. Evet, bu özellik mesela çok güzel bunun eklenmiş olması. Evet. Bir diğer modunda da böyle biraz tırtıklı o hani tek tıkları hissedebiliyorsunuz. Ben mesela böyle tek tıkı hissetmeli tırtıklı yüzeyini evet. daha çok seviyorum. Ben bunu aktif olarak kullanıyordum. Buna benzer bir mouse kullanmıştım daha önce. Uzun sayfalarda özellikle bazı sitelerde sonsuza kadar inen site yapısı vardır ya böyle evet. WordPress'te falan. Aşağı doğru inme gereksinimi duyduğunuzda şuna tıklayıp şunu direkt böyle kaydırıyorsunuz. Evet, o lap değiniyor. Kendi kendine şu an hala tur atmaya devam ediyor elimde. Bayağı sağlam dönüyor mekanizması. Şöyle durdurdum şu anda. Buna bastığımda tak diye durduruyorum ve küçük kıtırlı bir scroll oluyor. O kıtırlı biraz daha böyle bir şey okurken yavaş yavaş geçersin ya. Hani evet. orada ihtiyaç duyulacak bir özellik olmuş. Aynen. Pilinden biraz bahsetmeni istiyorum. Tamam. Ben kablosuz çalışabilen bir mouse. Evet, onu aslında başta söylesek daha iyi olurdu. Evet. Oyuncu mouse ama kablosuz çalışan bir mouse. İçerisinde 1900 mAh Sanyo şarj edilebilir bir pille geliyor. Ve aslında mouse'un en önemli ve en güzel özelliklerinden bir tanesi. Diyelim ki oyun oynarken, kablosuz oynarken şarjınız bitti. Kablosuyla şarjını takıyorsunuz ve şarjı anında oluyor. Yani siz kabloyu taktığınızda oyun oynamaya devam ediyorsunuz ve içerisindeki pil o anda şarj olmaya devam ediyor. Hazır pil demişken bir kutu içeriğini de söyleyeyim. Şimdi şarj edebilmeniz için şöyle bir ucu micro USB, diğer ucu normal USB'ye bağlanan bir şarj kablosu çıkıyor. Gayet uzun bir kablo ama yetmezse diye yine Logitech bir de uzatma kablosu eklemiş. Evet, yani artık 5-6 metre falan. Evet. O şekilde uzatıp kullanabiliyorsunuz. Uzuyor. Zaten aynı zamanda herhalde mouse'u kablolu kullanmak isteyenlere tabii. de hitap ediyor. Tabii. Mouse'un tepkime süresi ve gecikme oranı gerçekten çok iyi. Çok düşük. Standartların çok üzerinde gerçekten. 1 ms, onu da 1 milisaniye gecikme süresi. Yani neredeyse gecikme yok gibi. Ama ben çok takıntılıyım. Ben o gecikmeyi illaki hissederim diyenler varsa bununla gecikmeyi sıfıra indirebiliyoruz. Evet, yani kablolu olarak da kullanma opsiyonunuz var. Şimdi tasarımda özel olarak bahsetmek istediğim bir tane şey de şu baş parmağınızın ve diğer yüzük parmağınızla serçe parmağınızın olduğu yerlerde Logitech özel tırtıklı bir yüzey kullanmış. Bu yüzey önemli çünkü mouse'u tutuş hissiyatınız, mouse'u kavradığınızdaki elinizin böyle güvende durması açısından güzel bir detay. Ben o yüzden bu tırtıklı yapıyı çok seviyorum. Böyle elime oturmuş gibi hissediyorum mouse'u ve rahatça kullanabiliyorum. Terlemeyi de biraz engelliyor çünkü farklı bir evet. yüzey var. Böyle hafiften farklı yumuşak gibi bir plastiği var. Ama çok kaliteli bir malzeme olduğu o dokunuş hissiyatından evet. belli oluyor. Aynen. Ayrıca ben şuna da dikkat çekmek istiyorum bir eklenti olarak. Alttaki kaydırıcıları, skates deniyor bunlara. Evet. Çok geniş ve gerçekten çok iyi, kaliteli. Ayrıca bunlar zaten şuralarında küçük çentikler var. Evet. Çıkarılıp yenilerine takılabiliyor. İnternette satılıyor bunlar. Aynen. Yani uzun vadede kullanılabilecek bir mouse olduğu için bence iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Şundan ben de bahsedeyim hemen yine tasarımdan devam edelim. Mouse'un sol tarafında şöyle 3 tane LED ışık göstergesi var. Bu göstergelerin 2 işlevi var. Bir tanesi şuradan bizim 5 tane profil ayarlayabiliyoruz bu mouse'u. Şu tuşla 5 profil arasında gezinti yapabiliyoruz ve size bu LED ışıklandırmalar hangi profilde olduğunuzu gösteriyor. Bir diğer özelliği de şu tuşa bastığınız zaman mouse'da ne kadar şarjınız var? İşte 3 tık, 2 tık, 1 tık şeklinde. Güzel. Pil göstergesi var. Bu LED ışıklandırmaların bu şekilde işlevleri var. Bütün dediğim gibi 13 tuşa şu hariç makro yapabiliyorsunuz. Bu makroları yapabilmek için tabii ki Logitech'in kendi mouse yazılımını kullanıyoruz.
herhangi bir problem olmuyor. Biraz artık teknik detaylara geçelim. Zaten BMS gecikme süresi olduğunu söylemiştik. 1000 Hz raporlama hızı var. Bu da diğer oyuncu olmayan, yani oyuncu mouse olmayan mouse'lara göre, optik mouse'lara göre oldukça iyi bir raporlama hızı. Ben burada bir inceden bir detay vermek istiyorum. 1000 Hz raporlama hızı dediğimiz şey, mouse'un imlecinin ekranda ne kadar çabuk tepkiyle ilerlediğini belirtiyor. Bu raporlama hızı ne kadar yüksek olursa mouse'un gecikmesi o kadar düşüyor. Aslında gecikmeye de bilakis etki eden bir şey. Örneğin 500 Hz'lik bir mouse'u oynatırken, ya da 500 de çok fazla belli olmayabilir ama 250 Hz'lik bir mouse'u oynatırken imleç biraz geriden geliyormuş gibi hissedersiniz. Bu bilgisayarların touchpad'lerinde de, dizüstü bilgisayarların touchpad'lerinde de hissedilen bir şeydir. Bu mouse'da tam olarak siz elinizi hareket ettirdiğiniz anda hiçbir gecikme olmadan neredeyse imleç de o şekilde ilerliyor. Bu güzel bir şey. Tabii şimdi oyuncu mouse deyince DPI'dan da bahsetmek lazım. Minimum 200, maksimum da 8200 DPI sunuyor ki hani 8200'ün eğer oyuncu farları ilgileniyorsanız ne kadar yüksek bir rakam olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani 8200 DPI ayarladığınızda şöyle mouse'a en ufak bir dokunuşunuzla mouse imleci bir köşeden diğer köşeye gitmiş oluyor. Evet. Bu da çok hızlı. Zaten bir de şöyle bir durum var. İşte profesyonel Counter Strike oyuncuları falan maksimum 1000 DPI'de falan oynuyor benim bildiğim. Evet, o daha çok ekranın çözünürlüğüne göre değişiyor. Şu anda evet. 4K ekranlar yavaş yavaş gelmeye başladığı için, örneğin ben 4K ekranda 800 DPI'lik bir mouse'da kullanma fırsatı bulmuştum ve hiç hoşuma gitmemişti. Sürekli böyle mouse'u çekmek düşük zorunda kalıyorsunuz. Evet. 8200 DPI buradaki ivmeyi arttırıyor ve hani 4K'lık dev bir ekranın sol altından sağ üstüne bir hamlede gitmenizi sağlayabilir. Evet. O kadar yüksek bir çözünürlük oluyor. Çok yüksek. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu mouse'un benim en çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi, kullanılan malzeme gerçekten çok iyi. Gerek bu az önce bahsettiğimiz sağ ve soldaki tırtıklı yapı olsun, gerek mouse'un genel özellikle scroll'u da aynı şekilde. Malzeme kalitesi çok iyi ve eğer bir oyuncu mouse'u arıyorsanız en üst seviye oyuncu mouse'larından bir tanesi. Zaten çok da fazla makro seçeneği sunuyor. Özellikle MMO gibi, MMORPG gibi çok fazla makronun gerektirdiği bir oyun oynuyorsanız 13 makro tuşu da birçok kullanıcıya yeterli gelecektir diye düşünüyorum. İstersen sonuca geçelim. Evet, ben bu doğrultuda sana sormak istiyorum. Neden alınır bu mouse? Alınır mı? Fiyatı nedir bir de? Şimdi ilk fiyattan başlayayım. Ülkemizde yaklaşık 250 lira civarında alıcı buluyor G700S. Neden alınır? Çok özelliği var neden alınacağı konusunda. Bir kere içinde bulunan donanım, gerek DPI gerek işte raporlama hızı gibi veriler oldukça iyi. Evet. Birçok kullanıcıyı tatmin edecek cinsten. Benim asıl neden alınır konusundaki yorumum, kullanılan malzeme kalitesi, tutuş hissiyatı ve sizin mouse kullanırken ki o hissettiğiniz mouse kalitesi çok ileri düzey olduğu için bence üst düzey bir oyuncu mouse arıyorsanız kesinlikle alınır. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim bunu. Peki, o zaman teşekkür ediyoruz verdiğin bilgilerden ötürü. Başka bir incelemede görüşmek üzere.